Beyler bayanlar selamlar. Çok güzel yeni bir wax projesi ile karşınızdayım. Oyun zaten daha ön satışından önce bile çok güzel hype'landı. Neler oldu neler bitti. Bu oyunu oynamak için ne yapmanız gerekiyor. Ve ileride neler olabilir. Şimdi bunların hepsini videoda anlatacağım. <laughs> Öncelikle oyunumuzun ismi Warspace arkadaşlar. Bu Warspace ile ilgili detaylı bilgilere geçmeden önce size bazı kısa bilgileri vermem gerekiyor. Detaylı incelemeye geçtiğimizde de zaten siz fark edeceksiniz ki bu oyun Farmer's World'a çok benziyor. Farmer's World'ı bilenler bilir arkadaşlar. En başından girenler çok 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 güzel kazandı. Hatta şu şekilde ben kendimden göstereyim. Ben Farmer's World'a arkadaşlar 7. ayın 28.inde girmişim. Ki Alcor'daki Farmer's World'ün satışlarına bakarsanız o sırada Alcor'da listelenmiyordu bile ayın 31'inde açıldı. Yani daha öncesinden biz kastık 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 buralarda oynamaya başladık. Buralarda devam ettik 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 ettik. Buralarda da güzel satışlarımızı yaptık ki benim girişim gayet uygun bir fiyatı olmuştu. 60 dolara olmuştu o zaman. Neyse videomuzun konusu Farmer's World değil Warspace. Peki biz bu Warspace'i ne zaman keşfettik? Ayın 29'unda keşfettik arkadaşlar. Hatta bizim grubun mesajlarını şöyle kısaca Warspace diye arattım neler oluyor neler bitiyor. Birinci paket satış, ikinci ön paket satışı vesaire tarzında şeyler oldu. Fakat biz bu satışların hepsini kaçırdık. Şu premium pack dediğimiz şeyler arkadaşlar şu anda satılacak olan oyun içinde oynayacağınız eşyaların NFT'lerin paket satışına girebilmeniz için bunlardan lazım, premium pass'lerden lazım. Bu premium peslerde 50 wax'la, 100 wax'la ve 150 wax'la adım adım satıldı. Farklı satışlar gerçekleşti. Hiçbirisinden satın alamadık. Peki bu paketlerin şu anki fiyatını arkadaşlar şuradan grafiğe bakacak olursanız en başta işte 375 wax'ta direkt zaten satılmaya başladı paketler. 400, 375 daha sonra giderek yükseldi, yükseldi ve en çok 3300 vax satılmış. Şu anda da marketten satın almak isterseniz yine 3300 Vax civarına satılıyor. Hatta şuradan da e, son satışlara bakarsanız ne kadar çok satışı olduğunu görebilirsiniz. Şu anda da ha gidiyor mu gitmiyor mu derseniz evet 3300'den hala satılmaya devam ediyor. Ayın 10'undaki satışları buradan görebilirsiniz. Sadece ön satış için bile bu kadar para vermek istemiyordum. Takım iletişime geçti bende çok sağ olsunlar. Bir tane Premium Pass hediye ettiler. Direkt Sinerji TV ortaklığı için ve bu sayede paket satışına katılabileceğim. Ve bu paket satışında da arkadaşlar iki tane paket olacak. Premium Pack ve Starter Pack diye bir tanesinde 5 tane kart olacak, diğerinde 2 tane kart olacak. Peki bu kartlarla ne yapacağız? Şimdi de oyunun içindeki bu white paper'a birlikte bakalım. Ne olacak, nasıl olacak sizlere hemen göstereyim. Arkadaşlar yine aynı şeyi söyleyeceğim ama Farmers World tarzında olacak. 4 tane temel materyalimiz var ve bunları biriktiriyoruz. Stone, Wood, Gold ve Food olacak. Şimdi oyun içindeki o paketleri açacağız demiştik. Ya, o paketlerden size rastgele kartlardan verecek. Örneğin Gold Mine verecek. Gold Mine'a arkadaşlar gold çıkartabileceksiniz. Stone Quarry ile stone çıkart, taş çıkartabileceksiniz. Lumber ile ağaç çıkartabileceksiniz. Bu çıkarttığınız materyalleri de isterseniz cüzdanını çekip satabileceksiniz ya da kendi arasında swap değişiklik yapabileceksiniz. Yani sizin taşa mı ihtiyacınız var? Elinizde et fazla mı? o eti taşla değiştirebileceksiniz. Tabii hepsinin o anki kuru farklı olur. Bunu ancak oyun açınca görebiliriz. Peki bu NFT'ler ne arkadaşlar? Şu şekilde bakacak olursak farm dediğimiz NFT food üretecek. Bu food da bize enerji verecek. Bu enerjiyi de Farmers World oynayan arkadaşlar bilir. Eğer oynamadıysanız da Gerekli bazı işlemleri işte yapabilmek için arkadaşlar örneğin balta var World'da, Baltayı kullanıp odun toplayabilmek için sizin enerji harcamanız gerekiyor. Bunda da yine aynı mantıkla olacak. Gold mine'dan gold çıkartacağız. Stone quarry'den taş çıkartacağız arkadaşlar. Eğer bu NFT'den paketten size gelirse ve lumber mill'den de ağaç çıkartacağız. Farmsworth'dan farklı olarak bu oyunun yaptığı şey multi level sistemi. Siz elinizdeki eşyaları upgrade edebiliyorsunuz arkadaşlar. Upgrade'de blend sistemi ilerliyor. Blend sistemi ne lan o diyeceksin şimdi. Benzer kartları birleştirdiğin zaman bir üst seviye çıkartıyorsun. O önceki kartları yok ediyorsun. Örneğin iki tane kart gerekiyorsa bir üst seviyeye geçmek için. Sizde iki tane birinci seviye kartı yakıyorsun. Ve karşılığında sana bir üst seviyeden kart veriyor. Buradaki sistem de bunu açıklıyor. Ve gördüğünüz üzere toplamda da altı tane seviyesi var. Biraz önce bahsettiğim blending demiştim ya. Zaten whitepaper'ın bir sonraki sayfasında da bunu açıklamış. Üç tane NFT'yi blendlerseniz eğer. Ee, daha nadir olan rare ya da epic elde etme şansınız olacak. Ama 5 tane kartı blendlerseniz yani 5 tane aynı karttan yakarsanız size kesin olarak bir üst seviyeden 2 tane kart verecek. Birkaç yarattığınızda da üç farklı çeşitte gelebiliyor arkadaşlar. Ee, bunlar common, rare ve epic. Doğal olarak common'ın çıkma şansı çok fazla. Benim gibi bahtsız insanlara büyük ihtimal hep common 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 gelir. Rare'ın çıkma şansı %10, epic ise %1. Çok 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 düşük. Peki oynanışta size ne tarz bir avantaj sağlayacak derseniz de arkadaşlar. Birincisi size daha fazla materyal sağlayacak ve o eşyayı her kullandığınızda daha az gereksinim gerekecek. Gereksinim gerekecek ne yani? Siz arkadaşlar bir şeyi kullandığınızda man yaptığınızda örneğin taş örneğin taş ocağında man yaptığımızda eğer taş ocağı bizden 10 tane food, 10 tane enerji ve atıyorum sallıyorum şu anda tamamen 3 tane altın isteyecekse 3 altın yerine 2, 10 food yerine 8 isteyecek. Bu rarity'ler bu işe yarıyor. Burada white paper'ın zaten siz de bakabilirsiniz arkadaşlar. Ee, ekonomisinden bahsetmiş işte food'un ne işe yarayacağından, stone quarry'nin nerede kullanılacağından tüm gerekli bilgileri white paper'ına girip siz de bu şekilde bakabilirsiniz. Bunların ne kadar çıkartacağını, ne isteyeceğini vesairesini hepsini burada gösteriyor. Ama şuradaki e, daha bunlarla ilgili fixing fixing diye Açıklama girmişler. Büyük ihtimalle daha sonrasında bir white paper'ı düzeltecekler. Oyunun nasıl bir arayüze sahip olduğunu görmek için de size bir bu kısma da göstereyim. Peki bu oyuna girmek için ne yapmanız gerekiyor? Dediğim gibi iki tane drop olacak arkadaşlar. İki çeşit satış olacak. Birisi private drop. Biraz önce söylemiştim ya premium pass'ler sadece buradan satın alabilecek. Bir de public drop olacak arkadaşlar. Public drop'a girebilmeniz için Buradaki linki formu doldurmanız gerekiyor. Unutmayın formu doldurmazsanız public satışına da katılamazsınız. Kesinlikle buna katılmanız gerekiyor. Ve bu satışlarda gerçekleşecek paketlerin fiyatı öyle çok an şan pahalı da değil. Ben şansınızı deneyin derim hani premium pass konusunda bir şey diyemem çünkü sürekli premium pass attılar. Premium passin şu anki amacı bu premium packten ön satıştan yer alabilmek. E ön satıştan sonrasında ne olur ne biter bilmiyorum arkadaşlar. O yüzden hani premium pack almak ne kadar mantıklı olur bu fiyatta bana kalırsa riskli olur. Olur. Proje derse, ya işte ben oyunu güncelleme getirdim yine premium packler lazım olacak onlarla girebileceksiniz ya da oyunda premium packlerin ekstradan işte bir tane daha slotu olacak bir şey olacak falan derse bu sefer hayvan gibi kullanılır çok daha değerlenebilir. Hadi çok daha fazla değerlenmese bile en azından şu anki seviyesini korur. Ama dediğim gibi Türkiye'deki çoğu kişinin de bütçesini açacağını tahmin ediyorum. Çünkü ben bile es geçmiştim. Hediye vermesen normalde ben de Publi'ye katılmak zorunda kalacaktım. Public'te sadece starter pack alabiliyorsunuz. Ve bu starter pack'ten de Neredeydi? Toplamda 2400 adet satılacak ve 57 dolara satılacak. Oyunu oynamayı düşünmüyorsanız bile al için güzel bir fırsat olabilir. Çünkü bu, bu şekilde hype'lı oyunlarda al çok güzel bırakıyordu. Farmers World'de biz onu çok yaptık. Her satışa katıldık. Alabildiğimiz her şeyi aldık. Alırken de ikişer tane aldık. Bir tanesini kendimiz kullanmak için. Bir tanesini de markette satmak için. Zaten markette karıyla sattığın zaman aldığın NFT de bedava geliyor. Oyunu da bedavaya oynamış oluyoruz Bizim genel oyuna giriş şeklimiz budur ama alabilecek misiniz ondan emin değilim çünkü çok talep var ve çok talep olduğunda wax ağında bir şey almakta genelde sıkıntı oluyor alamasanız bile arkadaşlar yani public'ten alamasanız bile hala bu satışa bir katılma şansınız var o da nasıl mı öncelikle bir bu arkadaşların twitter sayfasına girmeniz gerekiyor girip burayı takip edin. Burada sürekli çekiliş yapıyorlar. Oyunun tanıtımını yapıyorlar şu anda. Ve bu tanıtımlardan bir tanesi de arkadaşlar community giveaway diye geçiyor. Eğer wax vault'ınızda 1000 wax'tan fazla ve e, NFT'lerinizin değeri de 1000 wax'tan yine fazlaysa buraya gerekli bilgileri girip ben girdim ama hala göndermedim size gö göstermek için. Bunları girip yine whitelist elde etme şansını yakalayabiliyorsunuz. Aynı zamanda Space Farm diye bir tane daha oyun var. Ortaklıklarını kurdular arkadaşlar. Space Farm'ı da inceleyeceğim. Zaten burada bilgisini verdim siz de bakabilirsiniz öncesinden. Yine bunun çekilişine katılabilirsiniz. Bir gün içinde bitecek yapmanız gereken görevler aşağıda arkadaşlar. Ben bunun linkini de diğerini de linkine bırakıyor olacağım. Dediğim gibi Discord'larına girin, Twitter'larına girin orada çekilişleri mutlaka takip edin arkadaşlar. Evet alma imkanınız olmayabilir, bütçeniz yetmeyebilir ya da bu kadar riske girmek istemeyebilirsiniz. Ama belli olmaz bedavasından gelirse yine çok güzel paralar kazanabilirsiniz. Ve e, girmeyecekseniz bile projeleri takip edin arkadaşlar. Lan ne oldu? Nereye gittin? Nasıl oldu? Örneğin çok hype'lı olduğu için kötü bir yere mi gidecek? Çok hype'lı olmasına rağmen daha da tepeleri tırmanacak mı? Bunlar sizin için güzel deneyimler olacak arkadaşlar. Girmeseniz bile ya sonraki katılacağınız projelerde o ya bak işte bu projede hype'lıydı tutmadı. bu projede hype'lı olmasına rağmen bak bu oldu diye kendinize örnek veriler çıkartabilirsiniz. O yüzden mutlaka projelere girmeseniz bile sonuçlarını takip edin arkadaşlar. Şu anda sizlere Royce'i vesaireyi yapamıyorum. Oyun açık olmadığı için. Ama oyun açılır açılmaz. Ya işte bu bana bundan çıktı. Şundan çıksaydı işte kazanç %50 daha fazla olacak diye güzel bir Excel tablosu hazırlayıp Roy'i ne kadar sürede çıkartabilirsiniz. Bunları gösteriyor olacağım arkadaşlar. Ama dediğim gibi oyunun açılması ve aynı zamanda bu ilk paket satışlarından da paket alabilmem ve oyuna girebilmem lazım. Neyse bakalım. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.